Selam arkadaşlar. Dördüncü dersle devam ediyoruz. En son çalışan ekleyi de anlattık arkadaşlar. Şimdi silmeyi de yapalım. Çalışan silme. Hemen geliştiriciden Visual Basic'e geldim. Şurada çalışan listesinin içeri. Buraya bir sil butonu ekleyeceğim arkadaşlar. Şu ekleyi bu tarafa alayım. Şunu kontrole bir kopyasını alıp bunun üzerine sil yazacağım. Evet. Şunu biraz uzatayım. Şimdi şu butonun ismini de btn sil yapıyorum. Btn sil. Evet. Şimdi araç silmeyi yapmıştık hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki sil komutun buradakinin hepsini alıyorum. Sağ tuş kopyala diyorum. Geliyorum çalışan listedeki bu silin içine yapıştır diyorum. Şimdi buradaki kodları kendimize göre ayarlayacağız. Bakın. Yine bu değişkenler aynı. Bu da LST araçlar yerine LST çalışanlar dedik. List index sıfırdan küçükse, yani liste herhangi bir çalışan gerçekten yazmak zor artık ya. Çalışan seçili değilse mesaj ver lütfen. Burada araç yerine çalışan seçiniz. Show. Buraya kadar tamam. Bir değişken yine tanımladık. Burada sheets araç yerine çalışan diyoruz. Çalisan. Öyle yazmış mıyız? Çalisan. Evet. Çalışan yazmışız. Şunu kopyalayayım. Yine ihtiyacımız olabilir. A1'i boş ise çık. Yine şurada çalışan sayfasındaki A'nın X'inin değeri. Bakalım çalışan sayfasına bakalım. Çalışan sayfasında var. Şurada personel ID var. Evet. A'nın X'in değeri LST araçlar değil. LST kontrol boşluk. Çalışanlar nokta. Yine burası LST. LST kontrol boşluk. List indeksin sıfırıncı koluna eşit ise şurada burada normal açıklama olduğu için çalışan yazabiliriz buraya. Çalışan silinsin mi? Yes, no. Ondan sonra şurada araç yerine çalışan diyoruz. Ondan sonra araç silindi yerine çalışan silindi listele. Ha, burada listele var mı? Burada listele. Evet, aynı listelememiz burada var. Ondan sonra show. Bitti arkadaşlar. Bakın, aynısını kopyaladım. Şimdi bir çalıştıralım. Gerçekten siliyor mu artık? Hemen ana menüdeyken buradan çalışan ekle listesine geldim. Örneğin Kenan Aslan'ı sileceğim. Sil diyorum. Hayır dedim. Silmedi. Peki evet diyorum. Gördüğünüz gibi çalışan silindi. Ve silme bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi. Buraya şuradaki yazılar arkadaşlar biraz içeride bunu biraz görüntüsünü toparlamak istiyorum. Şuradan yeni taşıma diyoruz ya. Ctrl Z. Şunlar. Bunları kontrol tuşuyla beraber seçiyorum. Biraz şöyle daraltayım. Uzaklaştırdım. Çok yakınlar. Burası da aynı şekilde. Kontrol tuşuyla beraber seçip birazcık şöyle daralttıktan sonra burası böyle. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Burada işçi ekle dediğimiz zaman aslında işçi yerine yine çalışan diyelim. Madem öbür tarafta çalışan dedik. Aslında işçi, evet işçi kalabilirdi aslında. Hı.
Bir dakika bir çalıştıralım tekrar programımızı. Nerede kalmışız? Şurada yeni nakliye dediğim zaman buraları gireceğim. İşçi ekle dediğim zaman buradan seç seç diyeceğim arkadaşlar. Çift tıkladığım zaman buraya aktaracağım. Hemen onu yapalım. Onu yapalım. Tamam. Şimdi çalışan listesi. Acaba bunu ayrı bir liste olarak mı çağırsak? Ayrı bir liste olarak çağırabiliriz de. Bunu da ayrı bir liste yapabilirdik. Burada seç koymuşuz. Seç diye bir buton. Evet, yok doğru. Burada seç butonu ekleyebiliriz arkadaşlar. Şu en başa bir seç butonu ekleriz. Buradan seçtiririz. Buraya seç yazalım. Buna da BTN seç diyelim. Şöyle çalıştırdığım yeni nakliye diyeceğim. Burada işçi ekle. Buradan birini seçip şu seç düğmesine basacağım ve buraya ekleyeceğim. Burada da yine araç deyip burada seç diyeceğim. Buraya ekleyeceğim. Tamam. Araçta şu sili biraz bu tarafa alayım. O da diğeri gibi seç biraz solda tek başına kalmış olsun. Şimdi seçme işlemlerini yapalım. Öncelikle yeni taşımada arkadaşlar bakın dikkat edin. Özellikle en önemli kısım burası. Buranın en yukarısında işlem diye bir değişken tanımlayacağım şimdi tekrar. Dim islem as string diyorum. Integer de yapabilirdim, byte de yapabilirdim. Yani rakam da verebilirdim. 1 ise kaydetme, 2 ise ya da isterseniz byte diyelim. Bu sefer farklı bir şey olsun. Byte. Tamam mı? Şimdi bakın. Ana formdayken ama demeyeceğiz. Ona public yapacağız onu arkadaşlar. Public yapacağız onu. Şuraya evet, public yapıyorum ki bu erişim belirtecidir arkadaşlar. Yani nereden erişebilirim? Her yerden erişebileyim diye böyle yazdım. Şimdi ana formda şuradaki çalışan ekleye geldiğim zaman ben burada hani form listesini show yap demişim ya. Bunun üstünde burayı kopyalıyorum şurayı. Çalışan listesindeki nokta islem bakın nokta i yazıyorum. Bakın aşağıda işlem var gördüğünüz gibi. İşlem eşittir 1 diyorum. Yani eklemek için hiçbir dememe gerek yok ki zaten ya. Arkadaşlar buna hiç gerek yok. Bu anlattığımı unutun. Şu yukarıdaki işlemi bile unutun. Burada hiç işleme gerek yok. Burada zaten seç diye bir buton eklemişiz. Sildim onu. Ya da kalsın ihtiyacımız olursa kullanırız. Arkadaşlar bir çayımı demleyeyim. Çaysız olmuyor. Evet, çayımızı demledikten sonra bekleme aldık. Şimdi devam edelim. Seç demişse ne olacak? Tamam. Tamam, çok güzel. Çalışan listesindeyim. Şimdi buradaki seçmenin mantığı şu arkadaşlar. Bakın ben burada seç dediğim zaman aslında ne yapacağım? Şurada en çalışan yazan yerde var ya arkadaşlar. Çalışan sorgu yazan yere sayfaya
Bir dakika, nereye atacağım bunu? En çalışana atacağım arkadaşlar. Şu sayfaya aktaracağım. Taşıma ID, çalışan ID, TC personelin TC numarasını ve bilgilerini bu sayfaya aktaracağım. Ve buradan da listelettireceğim arkadaşlar. Buraya mı atacağım acaba? Evet, buraya atacağım. Ve hayır, bir dakika. Yok, ilk başta buraya aktaracağım. Kaydetme esnasında buraya kaydedeceğim. Kaydet dediği zaman şu sayfadan, çünkü kaydetmeyebilir. Kaydetmediği zaman da sayfadan silmeyle uğraşmayalım. Her seferinde sorguyu temizleyeceğiz. Bu sorguları her zaman temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar her seferinde temizlenip sıfırdan listeleneceklerdir. Dolayısıyla ilk başta şu çalışanı buraya atacağım. Aracı buraya atacağım. Nakliyeyi de buraya aktaracağım. İptal, yani kaydete bastığı anda buradakilerin hepsini gelip nakliyeyi şu nakliye sayfasına kaydedeceğim. Ondan sonra çalışanı şuradaki en çalışana, araç sorguyu da en araca kaydedeceğim ve bu şekilde kaydetme işlemimizi bitireceğiz. Çünkü program çalıştırılabilir. Gelir örneğin buraya gelir, burada nakliye der, birkaç tane araç ekler, birkaç tane işçi ekler, burada bir işlemini yapar, kaydet yerine iptal eder. İptal ettiği zaman ne oldu? Eğer normal kaydetmiş sayfasına kaydetmiş olsaydık, eğer şuraya kaydetmiş olsaydık, bu işlemi de buradan tekrar silmek zorunda kalacaktık. Sıkıntı olurdu bizim için. Onun için böyle geçici bir yere kaydediyoruz. Sonra oraya alacağız. Şimdi ne yapıyorduk? Önce isterseniz kolay olan araçtan başlayalım. Buradan seç dediğimiz zaman ne yapacak? Bu listedeki araç sorgu, şuradaki araç ID ile plaka ID, araç ID, plaka ID, bir de burada bir şey lazım. Bakın, nasıl ki şurada taşıma ID demişiz ya arkadaşlar. Bu taşıma ID de her ikisinde de lazım. Şuraya da taşıma ID diyeceğiz. Çünkü ana ID'miz buraya bağlı. Taşıma ID lazım. Hem nakliye sorguda zaten var. Burada zaten var. Arkadaşlar, buraya niye yazıyorum ki daha? Çalışan ID'ye bir sütun ekliyorum. A sütun yerine. Buraya taşıma ID. ID nasıl yazıyorum ya? Ondan sonra buraya da taşıma ID diyorum. İki birbirinden ayırt. Gerek var mı bir dakika? Hayır. Bu zaten geçici olduğu için bunlara gerek yok ya. Zaten geçici bir şeydir. Buna gerek yok. Şu ikisine gerek yok. İkisinde gerek yok. Tamam. Önce aracı yapıyorduk. Önce şuradaki araç ID ile plakası buraya aktaracağız. Hemen yapalım. Bu seçin içine giriyorum. Diyorum ki arkadaşlar, ne diyorum? Sheets, nereye yazmışım? Şuraya. Bakın, şu yazıyorum. Sheets diyorum. Araç, en araç mıydı? En araç sorgu, değil mi? Bakalım sayfamızın adı o mu? Yok, direkt araç sorgudur. Araç sorgu büyük harfle. Araç sorgu. Araç sorgu sayfasındaki nokta row
Oops. Tamam arkadaşlar. 2 nokta insert. Yani araç soygu sayfadaki ikinci satıra bir satır ekle. Sonra bunu kopyala. Gel bunun A'nın ikisini arkadaşlar. Değeri eşittir. LST araçlar nokta list arkadaşlar. Parantez açıyorum. Yine aynısı. LST araçlar nokta list index virgül sıfırıncı kolon. Onu attık arkadaşlar oraya. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buna da B2'ye de birinci kolonu at. Dedim. Çok güzel oldu. Sonra sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Şuradaki yeni taşımada şuraya bir prosedür açacağım şimdi. Herhangi bir yere. Mesela şu içi boş olanları silebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şuraları silebilirsiniz. Boştur çünkü. Buraya sub diyorum. Araç listesini yenile diye bir prosedür yazıyorum. Şimdi buraya yazıyorum. Diyorum ki LST A'ya basıyorum. Kontrol boşluk. LST araçlar nokta kolon sayısı önce kolon kont eşittir 2 dedik. LST A'ya basıp A yazıp kontrol boşluk araçlar nokta kolon width arkadaşlar kolon genişliği tırnak içinde galiba 30 ile kaç demiştik? 120 mi demiştik? 30 ile 120 genişliğinde olacak. Sonra LST A yazıp kontrol boşluk araçlar nokta row search en önemli kısım eşittir. Tırnak açıyoruz. Araç sorgu sayfasındaki şimdi burada araç sorgu sayfasında kaç tane satır olduğunu tespit etmemiz lazım. Onun için buraya bir değişkenle bir döngü yapacağız. Satır sayısı bulacağız. Dim x as integer diyelim. Burada önce bir for x eşittir 2 to mesela 1000'e kadar olsun 10.000'e kadar olsun. Buraya next diyoruz. Ondan sonra diyoruz ki eğer sheets araç sorgu eğer araç sorgu sayfasındaki A'nın x'inin değeri eşittir boş ise exit çık bu döngüden çık. Şimdi x'in değerini öğrendik. Araç sorgudaki buraya bir ünlem işareti koyuyoruz. A 2 2 nokta üst üste B'nin x burada v diyeceğiz. B'nin x eksi 1'i. Tabi burada bir if kullanacağız arkadaşlar. Eğer x büyüktür 2 ise eğer x 2'de büyük ise böyle değil ise else şunun aynısını alıyorum. Ctrl C buraya Ctrl V ile yapıştırdım. Burayı B2 diyeceğiz arkadaşlar. A2'den değil. Evet A2'den B2'ye kadar diyeceğiz.
Yani şurayı almayacağız. Ondan sonra bir end if lazım buraya. End if. Araç listesini yenile dedik. Şimdi gelelim tekrar yeni taşımaya. Pardon, gelelim araçlara. Şuradaki seçin içine girdim. Önce bakın, önce sayfaya aktardım. Arkasından diyeceğim ki FRM yeni taşıma nokta araç listesini yenile diyorum. Sonra buraya hatta önce kapatayım şurayı. Unload mi diyeyim? Yok, önce kapanmaz. Önce şuraya unload mi? Evet. Mesaj da vereceğiz arkadaşlar. Hatta mesaj, şurada hazır mesajımız var. Şu mesajı buraya kadar kopyalayayım. Gelip şuraya şuraya yapıştırıyorum. Şurada listele ihtiyacım yok. Araç eklendi diyeceğiz arkadaşlar. Eklendi. Evet. Ondan sonra show diyeceğiz buraya. Şöyle bir testini yapalım. Bakalım oldu mu? Buradan yeni nakliye araç ekle, şurayı seçip mesela şu ortadaki 34DS'de 077 seç diyorum. Bakın araç ekledi, gördüğünüz gibi aracım burada eklenmiş ama yazı küçük. Hemen onun boyutunu da ayarlayalım. Yeni taşımaya geldim. Bir de şunu seçip bakın arkadaşlar, şurada column header true yapıyoruz ki başlık gözüksün. Sonra fonta geliyorum. Bunu kalibri kalın 12 yapıyorduk her seferinde. Tamam. Şimdi ben tekrar baştan yapacağım ya. Onun için şu araç sorguyu siliyorum buradan. Bir de her seferinde buranın temizlenmesi lazım. Bunun için arkadaşlar tekrar geldim araççıların içine. Şu seçin içine girdim. Şurada aslında şu bir döngü yapacağım önce. Hiç döngüye de gerek yok. Direkt şurada şunu yazabilirim arkadaşlar. Bakın şunu alıyorum. Yani orada nokta range, yani topu topu ne olsun, 1000 tane araç olsun, ne olacak? Dolayısıyla buraya diyorum ki A2'den 2 üstte 2 nokta üstte B1000'e kadar nokta value eşittir boşluk. Yani bu seç demeden önce şu tırnağı kapatmadık. O sayfayı her seferinde temizledik. Dur, burada olmaz. Kesiyorum. Şu araçlar formu yüklenince arkadaşlar. Dolayısıyla bunun activate'in içerisine, yani şuraya. Şuraya. Evet. Bak dikkat ederseniz gerçekten hani bir işlem yazmıştık ya arkadaşlar. Şurada araç çalışan listesine seç koymuşuz ya. Burada eğer şuradan gitmişsek, yani biz buradan çalışan ekle demişsek, o şeyi pasif etmemiz lazım. Aynen şeydeki gibi. Bakın dikkat edin. Burada yapmıştık mesela. Burada araç ekle dediğim zaman sil, bak seç kaybolmuş. Buradan da çalışan ekle dediğim zaman şu seçin gizlenmesini isteyeceğiz. Ama eğer buradan gelmişse, mesela şuradan gelmişse seç aktif olacak. Bakın şuradan seç aktif. Onu da bir hatırlayalım nasıl yapmıştık. Şuradaki araç eklen içine dikkat edin. FRM araçlardaki işlem nedir? Ekle dedi, demişiz. Bir de aracın
İlk yükleme esnasında şurada demişiz eğer işlem ekle ise seçi gizle. Biz de şu çalışan tanımlamanın içerisine şu yukarıya arkadaşlar işlem dedik hatırlıyorsanız. Yani sildik mi onu? Çalışan listesine bunu yazmıştık hatırlamıyorsam. Ha, buraya yazmışız. Şimdi buradan kesiyorum. Bunu arkadaşlar çalışan tanımlamanın içerisine bunu yazacağım. Şuraya dedim işlem as byte değil de as string diyelim. Tamam. Şimdi burada çalışan tanımlamaya nereden gidiliyor? Bir ana formdan gidiyor, bir şuradan gidiliyor. Bakın şuradan gidildiyse burada diyeceğiz ki frm çalışan tanımlama nokta işlem eşittir ekle diyeceğiz. Aynı diğerindeki gibi. Eğer bir de şuradan gidilmişse şu yeni taşımadan şuradan gidilmiş ise burada da pardon FRM çalışan tanımlama karıştırdım arkadaşlar kusura bakmayın. Benim için önemli olan çalışan tanımlamadan ziyade çalışan listesi önemli ya. Dolayısıyla ben şuraya eklediğim işlemi buraya değil arkadaşlar. Bunu çalışan listesine yazmam lazım. Çalışan listesinde olacak. Tekrar ana forma geldim. Şu çalışan eklem içine girdim. Dedim ki FRM çalışan listesi. FRM çalışan listesindeki işlem. Eşittir ekle. Bu sefer yeni taşımanın içine geldim. Buradaki işçi eklenin içine girdim. Burada ise yine FRM çalışan listesi nokta işlem nokta işlem eşittir seç diyorum arkadaşlar. Seç. Tamam. Şimdi geldim. Çalışan listesinin ilk açılışına. Şunun load kısmına geldim. Şurada ilk hatta aynen activate'ine de gelebilirim. Burada da yazabilirim. Hatta listelerini içine yazsak daha iyi olur. Yoksa tamam. Activate'in içine yazalım. Burada diyorum ki şuna gerek yok. Şu activate'in içine diyorum ki eğer işlem eşittir ekle ise den btn seç nokta visible eşittir false. Yani işlem ekle ise seçi gösterme. Eğer işlem eşittir seç ise den btn seç nokta visible eşittir true. Yani seçme için geldiysen göster, ekleme için geldiysen gösterme dedik. Şöyle bir çalıştıralım. Bu doğru oldu mu arkadaşlar? Yani doğru yaptık mı? Bakın çalışan ekleden geliyorum. Buradan gördüğünüz gibi seçme yok. Çünkü burada bu çalışanı biz seçmeyeceğiz. Buraya ekleme gibi bir şeyimiz yok. Ama nakliyeden gitmişsek bakın şu anda seç var. Buradan seçebileceğiz. Aynen araçta da bu şekilde. Burada seç var. Gördüğünüz gibi de seçti. Hatta bir tane daha seç eklendi ama buraya eklemedi tekrar. Şunu seç
Bir dakika ne yaptık? Araç sorgu her seferinde bir tane. Her seferinde bir tane yazıyor, alıyor. Şurada seç dediğim zaman ne yapıyorduk? Hiç araçlar Rose bu. Ay ki bu Feremet ara taşıma liste taşıma nokta araç listesi yenile. Araç listesi. Şunun içerisindeki o şeyde bir hata yaptı galiba. Şurada bir hata yapmışız. X zaten 2'den büyüktür. 3 diyeceğiz ya. 3'ten büyükse diyeceğiz. Çünkü zaten 2'den başlatıyoruz. Bir bu sayfada olalım. Şöyle. Yeni taşımayı direkt buradan çalıştırayım tek başına. Seç. Bir araç geldi. Her araç ekle dediğimde temizliyor arkadaşlar orayı. İşte onu yanlış yaptık ya. Her araç ekle dediğimizde araçlar nokta show diyoruz ya burada eğer işlem eklesi bak siz araç sorgudaki eşittir boşluk. Araç sorguyu temizliyoruz. Şu listede ne yapıyor? Bunu şunu yeni mi yaptık ya bunu? Bu araçlardaki listelerdir. Tamam. Tamam. Şimdi biz orada hata yapmışız. Ne yaptım az önce? Şuradaki bunu kontrol Z ile geri alayım. Araç sorgudaki A2'den B1'e kadar sil. Bunu biz buna ihtiyacımız yok. Bunu niye siliyoruz ki? Burada silmeyeceğiz. Şöyle bir daha bakalım. Bir daha bakalım. Yeni nakli dedik. Araç ekle. Şu aracı seç dedik. Eklendi. Başka bir araç seç. O da eklendi gördüğünüz gibi. Diğer bir araç seç dedik. O da ekledi. Bakın. Şurada 3 tane aracı buraya ekledik gördüğünüz gibi. Şu araç şunun ismi ID olacaktı. Dolayısıyla gelip şurayı düzeltelim. Burası sadece ID olsun arkadaşlar. Ve burayı daraltabiliriz de hatta. Tamam. Şimdi bir daha yeni bir tane bas tıkladığı zaman şunun bu ilk yüklendiğinde bu yeni taşıma yüklendiği zaman sorguyu temizletmemiz lazım. Şu yeni taşıma formu ekrana geldiği anda araç sorguyu temizleyeceğiz. Bakın şuradan yeni taşımanın şuradan en aşağıda user formu seçiyorum. User form aktif olduğu zaman işte burada diyeceğim ki sheets araç sorgu büyük harfle yazayım. Araç sorgu sayfasındaki A2'den B1000'e kadar mesela 10.000'e kadar önemli değil. Nokta value eşittir boşluk. Aynı şekilde bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Aynı şekilde çalışan sorguyu da temizletmemiz lazım.
Çalışan sorguda da, bakın çalışan sorguya bakalım. A2'den E10.000'e kadar diyeceğiz. A2'den E10.000'e kadar temizle. Bir de nereyi temizleteceğiz? Nakliye sorgu. Burayı da temizletmemiz lazım. Yine A2'den M10.000'e kadar. Yine buraya yapıştırıyorum. Nakliye sorgu diyorum buraya da. Evet, nakliye sorguda M miydi ya? Evet. Buraya kadar temizlettireceğiz buraları. Aslında burada her seferinde tek bir satır temizlenir de buradan. Önemli değil. Temizlesin. Evet. Şimdi çalışabiliriz. Geldim buraya. Yeni nakliye dedim. Araç ekle dedim. Şurada bir aracı ekledim. Araç eklendi. Sonra bir aracı daha ekledim. İki araç. Aynı şekilde buradan aracı silmek isteyebiliriz arkadaşlar. Bu aracı biz buraya yanlışlıkla ekledik mesela. Dolayısıyla çift tıkladığım zaman da sildirelim. Çift tıkladığı zaman da silsin. Yani her şey butonla olacak diye bir şey yok. Kızım bir saniye. Evet arkadaşlar, şu silmeyi de bir yapalım. Bak buraya çift tıklıyorum. Bunun klik olayına değil arkadaşlar, double klik olayına giriyorum. Buradan hemen bakın ne yapıyorum. Diyorum ki sheets. Önce bir sorgulama yapacağım. Diyeyim. X as integer diyorum. For ikiden 10.000'e kadar olsun. 10.000'e kadar olsun. Yine eğer araç sorgu sayfasındaki A'nın değeri eşittir boş ise for'dan çık. Aynen şunu alıyorum. Eğer araç sorgudaki A'nın X'inin değeri eşittir. LST A yazıp kontrol boşluk nokta list parantez içinde LST araçlar nokta list indeksin sıfırıncı kolonuna eşit ise tam then buraya bir end if aşağı indiysem bir end if yazacağım. O zaman ne yap diyorum arkadaşlar? Şunu alıyorum. Şuraya kadar alıyorum. Diyorum ki sheets araç sorgu nokta rows x nokta delete. Ondan sonra ne diyorum arkadaşlar? Şey diyorum. Ne diyorum? Araç listesini yenile diyorum. Araç listesini yenile diyorum. Sonra bana bir mesaj lazım. Hazır yazılmış mesajımız var mı burada? Yazmakla uğraşamam. Araçlara geleyim.
Şuradaki silin içine gireyim. Şu mesajı kopyalayayım. Şuradaki butona çift tıklayayım tekrar. Araç listesini yenile dedikten sonra Next'ten hemen sonra buraya yapıştırıyorum. Buraya diyorum ki araç silin ala araç çıkarıldı. Ondan sonra şuna ihtiyacım yok. Ve bitti. Şimdi bir çalıştırayım bakayım arkadaşlar ne oldu bakın. Buradan 77'yi seçtim, eklendi. Tekrar başka 610'u seçtim, eklendi. Şimdi 77'yi silmek istiyorum. Çift tıklıyorum. Araç çıkarıldı. Aa, hepsini çıkardı. Ne alakası var ya? Yanlış yere mi yazdım acaba? Nereye yazmışım bakayım? Eğer bu ise eğer araç sorgudaki A'nın X'inin değeri buna eşit ise o X nokta delete araçları listele şurada next burada exit for dememiz lazım arkadaşlar. Yani for'dan çık artık çünkü döngüden çık diyeceğiz. Çünkü yukarıda bir döngü var. Exit for demediğimiz için geri kalanları da sildi. Bakın bu çok önemli. Bu şeyi görmek lazım. Şimdi tekrar şunun caption'ı böyle true durumunda olsun. Bu da aynı şekilde. Son haliyle de şuranın içindeki yazıları da arkadaşlar yine fonttan bunu da kalibri kalın 12 yapıyorum. Şu araç listesi çok geniş oldu arkadaşlar. Bunu böyle daraltabiliriz bence. Çalışanlar bilgisi daha fazla yüklenecek. Dolayısıyla bu şekilde olsun. Son haliyle kaydettim. Bakayım silme çalışıyor mu? Şimdi aracı yaptıktan sonra çalışan da aynı mantık arkadaşlar. Yeni nakliye geldim. Araç ekle. Şuradan seç dedim. Seçtim. Bir araç daha seç diyorum. Onu da ekledim buraya. Diğer bir araç da ekledim. Şimdi mesela şurada 77 iki tane oldu. Buraya çift tıklıyorum. Bakın 77 gitti. Şurada niye gidiyor ya? Acaba birileri gelip burayı temizlettiriyor muyuz? Bir hata var da çözemedik. Bir dakika ne hata var? Araç listesini yenile. Araç listesini yenile. Nerede araç listesini yenile? Bir saniye. Şuraya çift tıklıyorum ya. Burada araç listesi yenile diye bir şey var mı? Burada var. Ne var burada? Büyük 3 demişiz ya. Büyük 2 diyeceğiz. Az önce 3 yapmıştım. 2 olacak. Tamam. Başka hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntımız yok. Tamam. Sadece o 3'ten dolayıydı arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Bakın son kez. Buraya geldim. 3 tane araç ekleyeceğim şimdi. 1. Şunu ekledim. De sanki bu ekranda fazla bekliyor ya. 3 tane araç ekledim. Mesela şu 77'yi sileceğim. Çift tıklıyorum. Bakın 77 silindi. Sonra hepsi silindi. Of, of, niye böyle yapıyor ya? Önce siliyor, sonra hepsini siliyor. Çok tuhaf bir şey.
Şu mesajda biz mesaj ekrana geldikten sonra şurada 2 değil de 1 olsun ya. Araç listesini yenile. Bu mesaj ekrana geldikten sonra şu user form activate'ine yazmışız ya arkadaşlar. Aktif olduğu zaman şuraları temizletmişiz ya. İşte bundan dolayı. Ha, bunlar burada olmayacak. Pardon. Şu üçü burada olmayacak. Bunlar arkadaşlar initialize kısmında olacak. Yani şurada olacak. İşte sorunu kesinlikle bu sefer Allah'ın izniyle buldum. Şöyle bir bakalım. Yeni nakliye, araç ekle. Bakın şu aracı ekledim. Şu aracı seçtim. Bir de şunu da seçeyim. Şundan bakın şu 510'u çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi temizlendi. Şu gitti. Şu gitti. Ve işlem tamam. Tekrar araç ekle diyorum. Tekrar araç ekle diyorum. Evet, bu şekilde eklendi. Aynı mantığı şimdi içi ekleme içinde yapalım ve bu dersi bitirelim arkadaşlar. Çalışan ekle. Bakın şuradaki işçi ekle de ne demişiz? Çalışan geliyor. Burada seç dediğim zaman şu araçlardaki, şu aracın içindeki seç. Şu mantığı bunu alıyorum. Kopyalıyorum arkadaşlar. Geliyorum şuradan yeni taşımaya. Pardon, geliyorum çalışan listesine. Şuradaki seçin içine giriyorum. Aynısını yapıştırıyorum. Sadece araç sorgu değil. Buraya çalışan sorgu diyorum. Çalışan sorgudaki, bakın ismi neydi? Çalışan sorgu. Aynen. Şu dördünü alacağız şimdi. İkinci satıra bir satır ekle. Sonra bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. AİK LST araçlar değil. LST çalışanlar diyoruz. Şurası da LST çalışanlar olacak. Hatta şu satırı sileyim de. Şunu kopyalıyorum. Toplam kaç tanedir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada 5 satır alt alta yapıştırıyorum. Zaten bir tanesi var. 2, 3, 4, 5. Bu A2 iken şu B2, şu C2, şu D2, bu da E2 olacak arkadaşlar. Şurası da 0. sütun, 1. sütun, şey kolon, 2. kolon, 3. kolon, 4. kolon, 0 da var. 5 tane kolonu aldı. Çalışan sorgu sayfasına yapıştırdı. Yeni taşıma da araç listede vardı ya. Bunu da yeni taşımada bu sefer şey yapacağız. Nasıl burada araç listede yaptıysa arkadaşlar, bunun aynısını yine kopyalıyorum. Yine şuraya yapıştırıyorum. Buraya araç değil çalışan listesi yerine diyorum. Çalışan listesini yenile. Yine şurada bir döngü yaptım. Burada araç sorgu değil. Çalışan sorgu diyorum. Çalışan sorgudaki A'nın X'i boşsa çık. Eğer X 2'den büyükse LST çalışanlar kolon sayısı 5. Ondan sonra genişlikleri 30 değil de bu 60 olsun. Sonra 100
120 değil, 100 olsun. Virgül geri kalan hepsi 100, 100 olsun. Ondan sonra şurası şu LST çalışanlar olacak. LST çalışanlar. Burası da çalışan sorgu olacak. A2'den B değil arkadaşlar. E'ye kadar diyeceğiz. Şunu aynısını kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şurayı da siliyorum. Sonra tekrar geliyorum. Nereye geliyorum? Tekrar çalışan listesine geldim. Bu seçin içine girdim. Şurada FRM yeni taşımadaki nokta çalışan yenile dedim. Unload me. Buraya da çalışan eklendi diyeceğim. Ondan sonra show. Şimdi bir de çalıştıralım bakalım nasıl oldu. Geliyorum. Yeni nakliye. İşçi ekle. Şu işçiyi seç diyorum. Gördüğünüz gibi eklendi arkadaşlar. Bakın çalışan burası ID, TC no, soyadı, adı, şöyle gördüğünüz gibi telefonu, her şey var. Bir tane daha seçeyim. Mehmet Demir. Bakın onu da eklemiş olduk. Şurada araç ekle diyoruz. Aracımızı da ekledik. Keşke çift tıklamayla ekletseydik. Aynısı çift tıklamayla da ekletebiliriz arkadaşlar isterseniz. Ama gerek yok. Şimdi biz buraya kadar çalışanlarımızı ekleyeceğiz. Bu nakliyede kimler çalışmış, hangi araçlar çalışmış. Ondan sonra zaten buradan burayı yazacağız arkadaşlar. Hangi kattan hangi yükleme şekli. Bunların hepsini dolduracağız. Ondan sonra ücreti yazacağız mesela 10.000 lira diye. Gelip kaydet dediğim zaman bu işlemimizi kaydedecek. Bunun silmesi kaldı arkadaşlar. Şurada silme vardı. Onu da yapalım, bitirelim dersimizi. Zaten hazır var. Şurayı çift tıklıyorum. Bunun şuradakileri kopyalıyorum. Ondan sonra gelip şuranın içine çift tıklıyorum. Bunu da double click olayına gidiyorum. Şuraya Ctrl V ile yapıştırıp sadece gerekli değişiklikleri yapacağım. Bakın şuraya çalışan diyorum. Şimdi aynı işi yaptığımız için çalışan sorgudaki aneksi boşa çık. Şurayı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Çalışan sorgudaki A'nın x'i value eşittir LST. Şurası LST çalışanlar. Ondan sonra şurası da LST çalışanlar. LST çalışanlar. İşte burası çalışan sorgu. Ondan sonra burada araç listesi değil, buraya çalışan listesini yenile diyeceğiz. Ondan sonra exit for şurada çalışan çıkarıldı. Bitti arkadaşlar. Kaydettim son haliyle. Burayı kapatayım artık. Çalıştırayım. Yeni nakliye dedim. Soyadı Demir. Adı Ahmet. Telefonu 533. Bilmem ne. Yükleme şekli bina asansörü. Kat olarak 7. kat, yükleme adresi Ankara, indirme adresi Ankara, indirme şekli bina asansörü velhasıl şu indirme katı şu açıklamayı yazacağız arkadaşlar. Ücret 10.000. Ondan sonra bu nakliyede hangi çalışanlarımız gitmiş? Şu çalışan, şu çalışanımız, bir de şu çalışanımız Ayşe Hanım da gitmiş. Bir de hangi araçları göndermişiz? Şu araç ile şu araç artık istediğin kadar araç göndermiş oluyoruz. En son burada kaydete basacağız ve nakliyemizi kaydetmiş olacağız arkadaşlar.
Bu dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi de unutmayın. Hepinize iyi geceler diliyorum.